Sevgili arkadaşlar merhaba. Dünya üzerinde yüzyılın en büyük salgınını yaşadığımız şu günlerde gece gündüz neredeyse hepimiz COVID-19 uzmanı olduk. Ve zaman zaman çok farklı ironik deneyimler yaşıyoruz. Sizleri biraz olsun gündemin o kasvetli ortamından uzaklaştırmak adına farklı bir içerik hazırladım. Bu içerik aslında hayatın içinden alışık olduğumuz bir kesit. Değil mi? Alışveriş. Eminim pek çoğumuz alışverişte pazarlık yapmayı çok severiz. Peşin veya taksitli alışverişin avantajlarından yararlanmak için elimizden gelen tüm çabayı harcarız. Özellikle indirimli alışverişlerin cazibesine kapılıp ne kadar kazançlı çıktığımızı hiç düşündünüz mü? Hepimiz bu avantajları kullanırken basit matematik yaparız, öyle değil mi? Peki o zaman, matematikte her bir problemin tek bir doğru cevabı mı vardır? Veya bu cevap neye göre doğrudur, kime göre doğrudur? Hiç düşündünüz mü? Gelin hep birlikte koronavirüs öncesi günlük hayatımıza dönüp her zaman gittiğimiz AVM'ye gittiğimizi ve şöyle bir alışveriş yaptığımızı düşünelim. Ali, Ayşe ve Zeynep. Her zaman gittikleri AVM'deki ayakkabı mağazasında kampanya olduğunu duyarlar. Ali 95 liralık, Ayşe 135 liralık ve Zeynep ise 210 liralık ayakkabı beğenmişlerdir. Satıcı onlara 3 al 2 öde kampanyası önermiş. Yani en pahalı iki ayakkabıyı alırsanız diğerine ücretsiz sahip olabilirsiniz demiş. Bu kampanyanın cazip olduğunu düşünen arkadaşlar bu fırsatı değerlendirmek istemişler. Bu durumda Ayşe ve Zeynep beğendikleri ayakkabıyı alırlarsa Ali'nin beğendiği ayakkabı doğal olarak promosyona tabi olacaktı. Kampanyayı matematiksel olarak ifade edecek olursak, bu arkadaşlar aldıkları 3 ayakkabı karşılığında 440 lira yerine sadece 345 lira ödeyeceklerdi. Yani 2 ayakkabı parasına 3 ayakkabıyı da satın almış olacaklar. Peki bu 3 arkadaş 3 ayakkabı için satıcıya verdikleri 345 lirayı kendi aralarında nasıl paylaşarak ödemeli ki herkes bu alışverişten hem kazançlı hem mutlu çıksın? Soru çok açık ve net. 3 ayakkabı için ödenen 345 lirayı 3 arkadaş nasıl bölüşmeli? Aklın yolu birdir diye bir deyim vardır. Ancak bir büyüğümüz bize aklın bir yolu olmaz, aklın bin bir türlü yolu vardır derdi. Ben de o büyüğümüzü anarak sizlere aklın bin bir türlü yolu vardır deyip sizlerin farklı, yaratıcı çözümler düşünmenizi öneririm. İsterseniz şu an videoyu durdurup cevap üzerine fikir yürütebilirsiniz. Ya da siz cevabı düşünürken ben de içimden düşündüklerimi dış ses gibi sizlerle paylaşırım. Ve şeytanın avukatlığını yapıp sizin kafanızı birazcık karıştırırım. Olur mu? Şimdi gelelim dış sesin söylediklerine. Ali, Ayşe ve Zeynep kankaların alışverişlerine karışmak gibi olmasın ama bu bölüşüm nasıl olmalı diye düşündüğümde aklıma değişik yanıtlar, değişik çözümler geliyor. Belki ilk etapta pek çoğumuz gibi ben de eşitlik ilkesiyle satıcıya ödenen parayı eşit olacak şekilde 3'e bölüp kişi başı 115 lira ödenmesi gerektiğini söylersem yanlış düşünmüş olabilir miyim diye düşünüyorum. Evet, en kestirme yol 3'e bölmek. Pratik çözüm gibi görünüyor. Bu durumda Ayşe ve Zeynep bu alışverişten kesinlikle kazançlı çıkarlar. Ama
Bu şekilde eşit bir bölüşüm yapılırsa, Ali'nin uyanıp arıza çıkarma ihtimali var mı diye sorarsanız, bence var. Haliyle Ali'nin bu arızada haklı olduğunu da unutmamak gerekir. Çünkü Ali, satıcının 3 al 2 öde üçlü promosyonu olmasa bile zaten ayakkabıyı 95 lira ödeyip alacaktı. Ve bu eşit bölüşümde 115 lira yerine 95 lira vermek Ali için daha avantajlı. Acaba diyorum, Ali arıza çıkarmasın diye Ayşe ile Zeynep ortaklaşa bir bütçe kullanıp Ali'nin kaybını önleseler, kalan parayı da Ayşe ile Zeynep kendi arasında mı ödese? Ama neyse, kafamız çok karıştı. O zaman en iyisi hiç kimse kampanyadan faydalanmasın, herkes bireysel olarak etiketin üzerindeki rakam üzerinden ödeme yapsın, kasa kazansın, dostluk baki kalsın. Ne dersiniz? Evet sevgili arkadaşlar, lütfen herkes çözüm önerisini yorumda belirtirse en azından dostlar arasında bir sürtüşmenin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Kalın sağlıcakla, cevaplarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.